Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan buraya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden ötürü Serdar Tunç hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Kıymetli misafirler, buyurun hep birlikte teşrik tekbirine. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. İlahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli misafirler, okuyacağım bu şiir bugün bu meydandan, Şehri Aziz'den, Filistin'de, Gazze'de mücadele eden Kassam Tugaylarına ve İslami cihada bizden armağan olsun. Vur vur El Kassam, Siyonist'i vur! Vur vur El Kassam, Siyonist'i vur! Vur vur El Kassam, Siyonist'i vur! İslam birliği! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Gazze! Damarlarınızda gezen kanınız, gönüllere kazılı adlarınız, İslam için feda olan canınız, tarihe kaydedildi aziz destanınız. Takbir! Takbir! Karşısında dikildiniz zalimlerin, haddi aşan kafir ve hainlerin. Paramparça o mübarek bedeniniz, çıkmayacak aklımızdan o haliniz. Gel ey devrimin müjdesi, gel mazlumların gür sesi. Sensin, sensin kıyamın nefesi, sen müminlerin kalesi. Kıymetli Kudüs sevdalıları, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Hafız Emrah Seçer hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Hamas'a selam, direnişe devam! Hamas'a selam, direnişe devam! Hamas'a selam, direnişe devam! Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Hamdolsun Allah'a, salat ve selam olsun Resulullah'a, salat ve selam olsun bütün enbiyaya ve selamlar olsun enbiyanın izinde olan Kassam'ın yiğit şehitlerine, yiğit mücahitlerine. İsrail buyuruyor, hükümet buyuruyor, İsrail buyuruyor. Değerli kardeşler, İsrail, yer Mısır, hükümet buyuruyor. Milattan önce 2000, bir zalim var devrin yönetiminde. Adı Firavun, bir iktidar kurmuş, bir rejim, bir ideoloji,
bir sistem kurmuş. İnsanlar köle, insanlar sadece sömürge aleti, insanlar sadece bir meta. Bir rüya görüyor, bir Musa doğacak. Doğacak o Musa, tahtını saracak. Uyandığı gibi avanelerini, emir kullarını, etrafındakileri topluyor. Bu Musa doğmamalı diyor. Önü alınacak. Askerler Mısır'ın her köşesine yayılıyorlar. Ev ev dolaşıyorlar. Yeni doğmuş çocukları katlediyorlar. Okula giden çocukları katlediyorlar. Yetmiyor. Hamile olan kadınlar tespit ediliyor. Ceninlerdeki bebekler de katlediliyor. Musa doğmaması lazım Firavun'un tahtının devam etmesi için. Ama heyhat, Allah Musa'nın doğmasını diledi. Allah Musa'nın doğumunu dilediyse kim engel olabilir? Ve Musa bütün yapılanlara rağmen doğuyor. Firavun'un sarayında büyüyüp, Firavun'un sarayını yıkıp yerle bir ediyor. Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! 1882'de bir Musa doğdu. Adı İzzettin el-Kassam. Hiç kimse direniş nedir, Mescid-i Aksa nedir, cihat nedir bilmezken doğan İzzettin el-Kassam bir Musa gibi adım adım küfrün adını tescillemeye başladı. Zalimi anlattı. Öğrenciler yetiştirdi. Cihattan cihada koştu. Cihad etti. En son damla kanını verirken biz Allah yolunda şehit olduk. Geri dönmedik. Vazgeçmedik. Allah'a hamdolsun ki bugün şehadet nasip oldu diyerek dünyadan göç edip gitti. Takbir! Takbir! İzzettin Kassam şehit oldu ama kanıyla binler dirildi. Hamas dirildi. Kanıyla yeniden Şeyh Ahmet Yasinler geldi. Onun kanıyla doğan rantisiler, bugünkü Kassam'ın tugayları geldi ki Allah'a hamdolsun, yeryüzünün en büyük zalimi olan İsrail'e karşı tarihi görülmemiş bir cihat başlattılar. Rabbimize hamdolsun. Vur, vur El-Kassam, Siyon isme vur. Vur, vur. Yahudi kimdir? Tanıyalım. Yahudi Kur'an'a göre yalancıdır. Alçaktır. فَبِمَا نَخْتَيْمْ مِيْسَاكَهُمْ Söz verir sözünde durmaz. Peygamber katleder. Çocuk katleder Yahudi. Kur'an-ı Kerim Yahudi'yi anlatırken asla ona itibar etmeyin buyuruyor. Cisimlerine bakarak aldanmayın. Kravatlarına, takım elbiselerine, masa başındaki sözlerine güvenmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Yahudinin tarihini Peygamberimiz anlatıyor. Yahudi diyor ki Efendimiz, bir kuşluk vaktinde 300 peygamber, bir rivayette 700 peygamber şehit etti Yahudi. Biz tanıyoruz Yahudi'yi. Biliyoruz ki zalimdir. Sözüne güven olmaz. Devamında Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor Yahudi? La yukatilunekum cemian. Onlar sizinle yüz yüze savaşamaz. Onlar sizin karşınıza çıkamaz. İlla fi kuran muhassanetin ev min verai cudur. Ya gök kubbe, demir kubbe dedikleri kubbelerin arkasına sığınırlar. Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Amerika'nın arkasına sığınır.
İngiltere'nin arkasına sığınır. Yüreği yoktur. Tehsebum cemia. Zannedersin onlar birlik. Bakarsın tanklarına, füzelerine, dış görünüşüyle güçlü görünürler. Ve kulubuhum şetta. Kalpleri paramparça. Kalpleri korkak. Kalpleri ürkek. 10 yaşındaki çocuk elindeki patatesiyle tankın üzerine yürür. 10 yaşındaki çocuğa Allah sekinet indirmiştir. Korkmaz. Tekbir getirir. Atar patatesi. Yahudi silahını sıkamaz. Çünkü Allah onu lanetlemiştir. Takbir! Takbir! Birileri sakın, sakın bizi aldatmasın. Yahudi ile masaya oturacağız diye. Sakın birileri bizi aldatmasın. Anlaşmalar yapılacak diye. İmzalar atılacak diye. Vallahi inanmayın. Billahi inanmayın. Yahudinin anlayacağı tek şey güçtür. Allah buyuruyor ki onlarla savaşın. Savaşın ki Allah onları rezil etsin. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Bakın Rabbimiz buyuruyor. Ben şu ayeti özellikle okumak istiyorum. Takbir! Takbir! Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in mescitlerinde okunan bir ayet, minarelerinde okunan bir ayet, hala okunuyor. 11 gündür şu ayet her gün, her vakit. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِيَيْد۪يكُمْ Ey iman edenler! Savaşın! Onları Allah sizin ellerinizle, sizin ellerinizle, siz ey Müslümanlar, siz, sizin ellerinizle onları azap etsin. وَيُخْزِيهِمْ Onları rezil etsin. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ Allah sizin sayenizde size destek olsun. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin. Çok önemli. Çok önemli. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin. Müminlerin kalbine şifa. Neymiş müminlerin kalbine şifa? Cihattır cihat. Müminin kalbine şifayı Kur'an cihat olarak anlatıyor. Hamas'a selam, direnişe devam! Hamas'a selam, direnişe devam! Arkadaşlar, büyüklerim, ve eşfi sudura kavmin mu'minin, Mısır bugün şifasını bekliyor. Suriye'miz, Arakan'ımız, Libya'mız, Lübnan'ımız, Irak'ımız, Sudan'ımız, yıllardır şifasını bekliyor. Bizim şifamız Kur'an'a göre cihattadır, cihatta. Cihattır müminin en büyük ibadeti. Takbir! 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 Peki kardeşler. Hamas'a selam, direnişe devam. Peki kardeşler, niye yardım gelmiyor, izliyoruz değil mi? 80 yıldır Yahudinin hükmü var, Amerika'nın hükmü var. Niye bu haldeyiz? Her gün bebekler ölüyor, acıyoruz. Çocukların kolları kopmuş, acıyoruz. Videoları izliyoruz, ciğerimiz parçalanıyor. O annelerin feryatlarını izlerken, o babaların çocuklarının kopmuş bedenlerini kaldırıp gökyüzüne şahit ol ya Rab derken o onların izzetli duruşu neyi anlatıyor acaba? Bakın takbir! Takbir! Şimdi bu ayeti dikkatle dinlemenizi istiyorum. Hamas'a selam, direnişe devam! Hamas'a selam, direnişe devam!
bu ayeti. Rabbimiz bunların sebebini anlatıyor. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Allah içinizden kimin hakkıyla iman ettiğini ortaya çıkarmak istiyor. Allah Zekeriya'yı gördü. Ağaç kovuğunda parçaladı Yahudiler onu. Hazreti Yahya'yı boynunu kestiler. Allah gördü. Peki Allah neyi bekliyor? 13 yıl Mekke'de şu kainatın en büyük efendisine işkenceler yapılırken Allah niçin helak etmedi onları? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Allah kimin iman edeceğini, hakkıyla iman edeceğini ortaya çıkarmak istiyor. Emperyalizme kim yenik düşmeyecek? Kim farklı ideolojilerin karşısında renk değiştirmeyecek? 10 kişi dahi kalsa imanından, şeriat-ı garrasından, cihadından kim taviz vermeyecek? Kim tesettürünü çiğnetmeyecek? Kim çocuğunu mümince yetiştirecek? Allah bunu görmek istiyor. Ve Allah وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah şehitleri görmek istiyor. O bebekleri, o yiğitleri nasıl Yahya'yı görmek istediyse, Zekeriya'yı, Hamza'yı nasıl görmek istediyse, Allah şu asırda kim şehadete hazır, kim cihada hazır, kim eğilmeyecek, kim küfrün karşısında boyun eğe eğe kamburlaşmayacak, zillet mezgenet yemeyecek, benim davam şeriat-ı garra, dinim İslam, kimse yolumdan döndüremez, kimse beni yolumdan edemez diyecek. O yiğitleri görmek istiyor Allah. Takbir! 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 Ve Allah görmek istiyor, bakacak. Ve Allah neleri görmek istiyor? Kimler kalabalığa uyacak? وَاِنْ تُطِعَ اَكْتَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ سَب۪يلًا Kim çoğunluğun peşine gidecek? Kim serserilik yapacak? Kim kumarhaneleri dolduracak? Kim meyhaneleri dolduracak? Kim yalakalık yapacak? Dalkavukluk yapacak? Allah müminler ile, iman edenler ile münafıkları ayırmak istiyor. Ve son sözüm Cumhurbaşkanıma olacak. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ve bütün İslam ülkelerinde yaşayan liderlere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımın şahsında tüm liderlere, Sayın Cumhurbaşkanım, seçimden önce bize Atak diye helikopterleri tanıttın. Bugün o Ataklar Atak'a geçmeyecek de ne zaman geçecek? Olmazsa selam, direnişe devam! Olmazsa selam, direnişe devam! Sayın Cumhurbaşkanım, o tanklarımız bugün İsrail'e gitmeyecek de ne zaman gidecek? Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu savaş bugün değilse yarın, yarın değilse bir sonraki gün olacak. Bari savaş olacak. Bugün izzetle ölelim. Çık, çık, şehadet! Cumhurbaşkanım, Peygamberimiz buyuruyor ki La takumu s-sah hatta yuqatilel muslimine'l yahud Kıyamet Yahudilerle savaş olmayıncaya kadar kopmayacak. O savaş kapıda Cumhurbaşkanım. Eğer Selahaddin Eyyubi olmak istiyorsan, tarihin sayfalarına izzetle yazılmak istiyorsan, bugün kapat küreciyi, kapat incirliği, kaldır söket onların konsolosluklarını, yerle bir et. Küreci, kapatsın küreci. İslam birliği, hakkıma verelim İslam birliği. Müminlerin kalbine şifa olacaksa senin elinle gelsin Cumhurbaşkanım. Ümmet bunu senden bekliyor. İşte meydanlar,
Hazır mıyız Selahaddin'in askeri olmaya? Takbir! Takbir! Hazır mıyız İzzettin el-Kassam'ın askeri olmaya? Hazır mıyız Hasan el-Benna'nın yolunda olmaya? Hazır mıyız Ramtisiler gibi olmaya? Şehit Ahmet Yasinler gibi olmaya? Cumhurbaşkanım, İstanbul'da da bu ses var. Bu ses Konya'da da, dün Malatya Kürecik'te de, tüm dünyada yankılanıyor. O ateş, o alev seninle başlasın, izzet sende kalsın. Olmaz mı? Fetih olmadı mı? En güzel fetih şehadet değil mi? Rabbim razı olsun. Kürecik kapansın. Bu güzel ve değerli konuşmalarından ötürü Hafız Emrah Seçer hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendisinden razı olsun. Kıymetli Kudüs aşıkları, şimdi de Şeyh Ahmet Yasin'in ümmete mektubunu okumak üzere Abdülsamet Koç hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Olmazsa hocam. Olmazsa selam, direnişe devam. Olmazsa selam, direnişe devam. Olmazsa ben biraz uzakı ben çağırırım. Tamam. Allah Ekber! Yok ben alırım. Sen mi tutacaksın? He, biz tutarız. Sıkıntı yok. Gidip bir maç alalım. Aksa'ya Mehmetçi! Aksa'ya Mehmetçi! Aksa'ya Mehmetçi! Aksa'ya! Ne istersen başlar sonra gelir. Sonra gelsin başlar. Bir an önce olsun. Hazırız, hazırız. Her zaman hazırız. Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için, ümmetin namusu için kızacağım. Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçilerini görmezden gelirken omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış. Ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmeye. Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu sus pus ve ben ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin.
Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Takbir! Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti safsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları, Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Takbir! Biraz geri, biraz geri. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı? Allah'ım akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı, birliğimiz bozuldu, yollarımız ayrıldı. Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki acizini sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Bu anlamlı ve güzel seslendirmelerinden ötürü Abdülsamet Koç hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Kudüs davası sadece Hamas veya İslami Cihad'ın davası değildir. Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değildir. Kudüs davası sadece Arapların davası değildir. Kudüs davası sadece Müslümanların davası da değildir. Ya Kudüs davası yüreğinde vicdanı olan, kalbinde merhamet duygusunu taşıyan tüm insanlığın davasıdır. Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Kıymetli misafirler, normal programımızın akışına göre burada bir konuşmamız daha olacaktı. Ancak yağmurdan ötürü inşallah direkt duaya geçeceğiz. Şimdi Kudüs ve Filistin için dualarını yapmak üzere Abdülmecit Ersöz hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbena taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم قحر عداءك وعداءنا وعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين جهادı bıraktık, dünyevileştik, mukaddes değerlerimizi terk ettik, tövbe ediyoruz ya Rabbi, tövbelerimizi kabul eyle. Niçin mustazah bırakılmış erkekler, kadınlar, çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Emrini yerine getiremedik, getirmedik ya Rabbi. Tövbe ediyoruz, tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım Aksa için, Gazze için bu meydana toplandık. Dost düşman safımızı bilsin diye buradayız, şahitliğimizi kabul eyle. Ya Rabbel Alemin,
Gazze'deki şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Parçalanmış çocuklarının cesetlerini kucağına alan anne babaların üzerine sabır yağdır Allah'ım. Anne babasının cenazesinin üzerinde feryat eden, ağlayan o çocuklara sabır ver Allah'ım. Direnç ver Allah'ım, direnme gücü ver Allah'ım. Yaralı olanlara şifa ver Allah'ım. Evini, malını, mülkünü kaybetmiş çaresiz sokakların içerisinde olan o gariban kardeşlerimize sabır ver Allah'ım. Allah'ım o bir avuç müminiz muzaffer eyle. O onurumuzu sahip çıkan o müminleri aziz eyle Allah'ım. Allah'ım mübarek Aksa hürmetine, yetim çocuklar hürmetine, çiğnenmiş namuslar hürmetine Allah'ım yardımını gönder. Bedir'e gönderdiğin 3000 tane meleği gönder Allah'ım. Katından bir yardım, bir zafer gönder Allah'ım. Gazze'nin etrafını çevirmiş o çakallar süresinin kalbine, yüreklerine korku ser Allah'ım. Allah'ım Netanyahu'nun ordusunun ellerini kurut. Allah'ım onları zelil ve rezil ederek oradan çıkart Allah'ım. Allah'ım peygamber katili bu milletin üzerine güçlü kullarını göndermiştin. Asurluları, Romalıları göndermiştin. Bize de güç ver onlardan sürelim. Oradan çıkartalım Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Gazze'yi, bizim savunma hattımızı, bizim o karakolumuzu yeniden imar etme gücünü, kuvvetini ver Allah'ım. Gazze'ye sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Özgür bir Kudüs'te namaz kılmayı bizlere nasip eyle. Çocuklarımızdan, zürriyetimizden Selahaddinler, Fatihler çıkar Allah. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Kudüs ve Filistin için dualarını yapan Abdülmecit Ersöz hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, programımız burada sona ermiştir. Yağmur yağmasına rağmen hiçbiriniz programı terk etmediniz. Allah hepinizden razı olsun. İçimizdeki Kudüs aşkı daim olsun. Mücadelemiz, direnişimiz, azmimiz kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Mikrofon. İşte o yok. Gençlerin sorun, gençler de yok.